Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş bugün Gaziantep'teydi. Valiliği ziyaret eden Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un hedefinde Daily Sabah gazetesinin dağıtımını yasaklayan Avrupa Parlamentosu vardı. Daily Sabah gazetesi, Türkiye'deki olan biteni bütün dünyaya İngilizce olarak yaymaya gayret eden bir gazetemiz. Hani fikir özgürlükleri, hani ifade özgürlükleri? Ne demek bir gazetenin Avrupa Parlamentosu'na girişini yasaklamak? Kendileri bunu nasıl izah edecekler? Asla kabul edilemez. Söylediğimiz zaman da kızıyorlar. Bunların sonucu işte yani tek yanlı bu kararlar işte bu neofaşistlerin, neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor. Onlar istemiyorlar diye Türkiye'nin sesini soluğunu Avrupa'da, Batı dünyasında duyuracak bir gazeteye engelleme koymak, Daily Sabah gazetesine engelleme koymak kabul edilemez. Kurtulmuş, referandum sürecinde muhalefet partisi gibi çalışan Avrupa'ya tepki gösterdi. Ama maalesef ilk sefer bu seçim kampanyasında, bu referandum kampanyasında kampanyanın davetsiz misafirleri var. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarında kampanyanın davetsiz misafirleri hayır bloğunun sözcülüğüne soyundular. Bakanımızın, hepimizin takip ettiği gibi bakanlarımızın uçuş izinleri iptal edildi. Orada vatandaşlarımızın üstüne polisler saldırdı. Arkasından üçüncü adım, bu da yetmedi. Avrupa'nın etkili bazı gazeteleri açıktan hayır kampanyasına destek verdiler. Örneğin İsviçre'de Bild gazetesi hem de manşetini Türkçe atarak Erdoğan'ın diktatörlüğüne son vermek için hayır oyu kullanın diye manşet attı Türkçe. Hiç kimse Türkiye'nin siyaseten iç işlerine burnunu sokmasın, hiç kimse Türkiye'nin seçim kampanyasına müdahale etmeye kalkmasın. Ayrıca Türkiye'de anayasa değişikliği Allah aşkına İsviçrelileri, Almanları, Hollandalıları niye ilgilendirir? Kendi işlerine baksınlar.